Türk Silahlı Kuvvetleri Şırnak'ın Gabardağı bölgesinde gerçekleştirilen Şehit Piyade Er Bayram Kardaş müşterek operasyonunda önceden yerleştirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu iki personelin şehit olduğunu açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla güvenlik korucularıyla takviyeli 6 komando taburu, 2 jandarma özel harekat taburu ve 7 motorlu piyade kolundan toplam 1567 personel 4-7 Ocak 2017 tarihinde Gabardağ bölgesinde Şehit Piyade Er Bayram Kardaş müşterek operasyonu icra edilmiştir. Terör örgütü tarafından kritik önem affedilen Sarp arazi yapısına sahip olan bölgeye komando birlikleri teröristlerin kaçışını engellemek ve baskın etkisi oluşturmak maksadıyla hava hücum harekatıyla indirilmiştir. Operasyona 5 Sikorsky, 1 Jaguar, genel maksat helikopteri ve 2 Atak taarruz helikopteri kullanılmış, insanlı insansız hava araçlarıyla istihbarat desteği sağlanmıştır denildi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında bir teröristin etkisiz hale getirildiğinin belirtildiği açıklamada, önceden yerleştirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 personel şehit olmuş, 5 personel yaralanmıştır. Operasyonda yaklaşık 110 kilometrelik bir alan aranmış, bölgedeki terör örgütünce kullanılan mağara, sığınak ve meskun mahallelerde çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Sivas Valisi Davut Gül hızlı tren çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hızlı trenin 2018 yılının sonuna kadar yetişeceğini ifade eden Vali Gül, hızlı trenin çok tartışıldığını, bunun da zenginlik olduğunu söyledi. Hızlı tren çok tartışılıyor Sivas'ta. Aslında bu Sivas'ın bir zenginliği. Hızlı tren gelmezse ya da hızlı tren projesi hiç yapılmamış olsa bunların hiçbirini konuşmuyor olurduk. Hızlı tren geldiği için bunları konuşuyoruz. İnşallah 2018'in sonuna hızlı tren çalışmaya başlayacak. Sivas Kırıkkale hattının biteceğini ancak Kırıkkale Ankara hattında gecikme olacağını belirten Vali Gül şunları kaydetti. Burada sıkıntı şu. Bizden Kırıkkale'ye kadar olan kısım bitmiş olur. Kırıkkale Ankara arasındaki bağlantı daha geç ihale edildi. Belki onun bitmesi biraz geç olabilir. Dolayısıyla da buradan Kırıkkale'ye kadar hızlı tren hattında, daha sonrasında normal tren hattında kullanılır. Bu ne anlamına gelir? İşte bir 15 dakika, 20 dakika daha uzun olmuş olur. Vali Gül 2017 yatırım programında Numune Hastanesi ek binasının yer aldığını ifade ederek yeni Numune Hastanesi yanına 250 yataklı bir hastane ile yaşlılar için 80 yataklı bir birim yapacaklarını söyledi. 2017 yatırım programında muhtemelen Mart-Nisan gibi ihale edilmiş olur. Dolayısıyla da bu sene içerisinde kazma vurulup temel atılmış olur. 250 yataklı bir hastane. Ayrıca bir de yaşlılar için özel bir bölüm olacak. O da 80 yataklı ayrı bir birim olmuş olacak. Yeni ek bina yapıldığı zaman İstasyon Caddesi'ndeki Sivas Devlet Hastanesi'nin yıkılacağını da ifade eden Vali Gül, orada sadece polikliniklerin kalacağını söyledi. Ek hastane bittikten sonra mevcut istasyondaki SSK, eski SSK olan devlet hastanesi taşınacak ve orada yıkılacak. Orada kalacak olan poliklinikler. Yeni bir bina var. Kaleden tarafta. Kale kısmında yapılan yeni bir bina var. O kalacak ve orada poliklinik hizmetleri verilecek. Ama o eski bina komple oradan kalkacak. Sivas'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı etkinlikleri kapsamında şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi. Dört Eylül Spor Salonu önünde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, her şey vatan için, ne mutlu Türk'üm" diyeni sloganları attı. Yürüyüşü
Yürüyüşe Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Manastır'dan, Nablus'tan şehitler buradaki kardeşleriyle yan yana, omuz omuza yatıyor. Yürüyüş İnönü Bulvarı üzerinde devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Daha sonra Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kur'an okunması ve şehitler için dua edilmesinin ardından konuşan Sivas Valisi Davut Gül şunları söyledi. Yemen'de, Arap çöllerinde, Kurtuluş Harbi'nde, Güneydoğu'da, daha yeni 15 Temmuz'da şehit düşen şehitlerimizle haşreyle Allah'ım. Devlet organize bir şekilde şehitleri ansa da anmasa da milletimiz şehitlerine her zaman sahip çıkıyor ve 102 yıldır da sahip çıkmaya devam ediyor. Ben aslen Erzurumluyum, annem Sarıkamışlı. Bizim topraklarımızda Sarıkamış şehitlerinin nasıl şehit düştüğü, o mücadelenin nasıl verildiği anlatılarak geçti. Biz öyle büyüdük. İnanıyorum ki Anadolu'nun her tarafında bu böyleydi ve böyle olmaya devam edecek. Sivas-Malatya Karayolu'nda tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Kangal'la Ekiman ilçeleri arasındaki yolda tip etkili oluyor. Görüş mesafesinin düştüğü yolun bu kesimi olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı. Sivas'tan Malatya istikametine giden araçlar Kangal ilçesinde bekletiliyor. Kar ve tipi nedeniyle bazı tırlarla araçların yolda mahsur kaldığı öğrenildi. Öte yandan Divriği-Arapgir'le Sivas-Hafik ayrımı, Doğanşar yolları da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Sivas'ın Gürün ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan çiftçileri, ilçe özel idare ekipleri 2 saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Sivas'ın Gürün ilçesine küçükbaş hayvan almak için gelen Kadir Atmaca, Kadir Kaya ve Turacı Kaya, hayvanları aldıktan sonra kamyonetle dönerken Davulöyük köyü yakınlarında kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Özel idare ekibi olarak yolda kalan vatandaşları kurtarmaya geldik. Mahsur kalan çiftçiler durumu ilçe özel idare ekiplerine bildirdi. Kapanan yolu açan ekipler, donma tehlikesi geçiren çiftçileri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtardı. Çiftçiler kendilerini kurtaran özel idare ekiplerine teşekkür etti. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan çiftçiler otele yerleştirildi. Sivas Ravza Derneği ve Avrupa Türk Birliği tarafından bugün Suriye'ye 5 yardım tırı gönderildi. Kent meydanında toplanan Büyük Birlik Partisi camiası, dernek üyeleri ve vatandaşlar tekbirler eşliğinde tırları uğurladı. Burada bir açıklama yapan Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Avrupa Türk Birliği'ne yardımlarından dolayı teşekkür etti. Binlerce kilometre ötede Türkistan mevkuresini güden şehit Muhsin Yazıcıoğlu liderimizin davasına sahip çıkan
Bugün Halepli kardeşlerimiz, Suriyeli Müslüman kardeşlerimize bu yardımda bizler de varız diyen Avrupa Türk Birliği teşkilatlarında hizmet eden kardeşlerimize şahsınızın huzurunda çok çok teşekkür ederim. Avrupa Türk Birliği Genel Başkan Yardımcısı İsmail Cenik ise yurt dışında bulunan alperenler olarak yardımda bulunduklarını söyledi. Yıllardır Avrupa'dayım. Avrupa'daki Türklerin, Müslüman kardeşlerimizin yardımlarını her zaman coğrafya değişik coğrafyalara gönderiyoruz. Bu yıl 3-4 yıldır da maalesef yanı başımız olan, komşumuz olan, dindaşımız olan, kardeşimiz olan, katliamlara maruz kalan bu Suriyeli kardeşlerimize ve Irak'takilere, Filistin, Mısır vesaire bütün İslam coğrafyasında Cenab-ı Allah niyaz ediyorum. Ya Rabbi ümmette birliği, Türk milletine güç ver. Ya Rabbi bu ümmetin kurtuluşu yüce Türk milletinin kılıca sahip olmasından geçiyor. Konuşmaların ardından Ravza Derneği Başkanı Abdullah Ağbektaş dua etti. Duanın ardından tırlar tekbirler eşliğinde yola çıktı. Ey gök kubbe semanın altında arzun üzerinde rızası için bizi toplayan Rabbul Alemin olan Allah'ımız huzurundayız. Dualarımıza icabet et ya Rab. Alem İslam kan ağlıyor. Myanmar, Arakan, Doğu Türkistan, Filistin, Şam, Halep, Güneydoğumuzda akan kanlar bizim ya Rab. Kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı doçent doktor Hakan Çoksüer, sezaryanla dünyaya gelenlerin ileride obez olma ihtimallerinin normal doğumla dünyaya gelen bebeklere göre 2 kat daha fazla olduğunu vurguladı. Sezaryanla doğan çocuklar obez oluyor. Sezaryanın zararlarının olduğunu hepimiz biliyoruz. Doçent doktor Hakan Çoksüer, sezaryan doğumla dünyaya gelen bebeklerin diğerlerine oranla ilerleyen yaşlarda obez olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirterek, sezaryanla doğumun sonuçlarının anneye iyi anlatılması gerektiğini kaydetti. Sezaryan neticede bir ameliyat olduğu için normal doğuma göre doğan çocukların daha obez olduğu artık bilimsel çalışmalarda kanıtlanmış. Biz biliyoruz ki sezaryen doğuma bağlı olarak hem annede hem de bebekte ciddi anlamda astımdan tutun obeziteye kadar, obeziteden tutun diyabete kadar her türlü çok ciddi sıkıntılara neden olabilmektedir. Sezaryenin uzun vadede yaratacağı sonuçlar hakkında kadınları bilgilendirmenin önemine vurgu yapan Çoksüer şunları kaydetti. Onun için sezaryenle doğum yapan çocuklarda hem bu faydalı bakterilerden uzak durması nedeniyle hem de stresten uzak durmaları nedeniyle bebeğin bağışıklık sistemini ciddi anlamda olumsuz etkilenmekte, aynı zamanda genlerde de olumsuz yönde problemler oluşturabilmektedir. Sezeryanla doğum yapan çocukların obez olma sebebinin stres ve bakteri etkeni olduğunu ifade eden Çoksüer, sezeryanla doğum yapanları iyi bakterilere maruz kalmadığını ifade etti. Biz biliyoruz ki normal doğum esnasında anne doğum kanalından geçerken doğum kanalındaki faydalı bakteriler bulunmakta. Sezeryanla doğum yapıldığında o doğum kanalındaki faydalı bakterilerden yararlanamıyorlar, alamıyorlar ve aynı zamanda strese maruz kalamadığı için buna bağlı olarak da bağışıklık sisteminin olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Sivas'ta Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 öğretmen tutuklandı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan öğretmenler TS ve MC emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Bu ihbarı değerlendiren Sivas Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla YC,
TE ve FG'yi takip aldı. Polisler gözaltına aldıkları şahısların araçlarında yaptığı aramada 335 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Abi dur paneline de bakayım da ben. Tamam, bir de oturalım bakalım. Emniyetteki işlemlerin ardından şahıslar uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Halk Evleri Sivas Şube Başkanı Adnan Yılmaz bugün bir basın açıklaması düzenledi. Yılmaz açıklamasına terörü lanetleyerek başladı. Polisi ve adliye personeli katledildi. Onlara da yine saygıyla anarak tüm ulusumuzun acısını paylaşarak basın açıklamasına geçmek istiyorum. Ülke yöneticilerinin yanlış politikaları sonucu laikliğin işlevsizleştirildiğini ifade eden Yılmaz, bu kapsamda iki arkadaşlarının gözaltına alındığını söyledi. Özellikle ülkemiz yöneticilerinin izlemiş olduğu yanlış politikalar sonucu laiklik ilkesi işlevsizleştirerek özellikle eğitim alanında bilimden, bilimsellikten öte gerici bir anlayış hızla inşa edilmiştir. Eğitim gerici vakıf, dernek ve iktidara yakın bir sendika inisiyatifine terk edilerek bunun sonucu yaşanılan olumsuzluklara hep birlikte tanık olmaktayız. En son İstanbul'da insanlar yaşam tarzlarından kaynaklı IŞİD katillerince yeni yılda gerçekleşen katliamda 39 insanımız vahşice katledilirken ne yazık ki bu katliam iklimi laiklik ilkesi deforme edilerek bu iklim hazırlanmıştır. Halk evleri olarak laikliğin tutuklanmayacağını ifade eden Yılmaz şunları kaydetti. Tüm bu gidişattan rahatsız olan toplumun vicdanının sesi olan halk evcilerim bu gidişata dur demek için halkı bilgilendirme amaçlı İstanbul'da yaptıkları faaliyetler sonucu gözaltına alınarak iki tane arkadaşımız laiklik çalışmasından kaynaklı tutuklanmıştır. Bizler de Sivas'tan laik, demokratik cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu kentten halk evleri olarak laiklik tutuklanamaz diyerek toplum olarak laik ilkesinin olmazsa olmazlarımdan olduğunu belirterek tutuklanan arkadaşlarımızın düşüncelerini paylaştığımızı beyan edip arkadaşlarımızın düşüncelerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.